Dostlarım merhaba, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün makyaj yapacağız. Bir süredir böyle aksatıyorum videoları, malumunuz. Çok yorgun olduğum için özellikle uzun dakikalar boyunca konuşmakta birazcık zorlandığım, nefes nefese kaldığım için videoların böyle arası biraz açıldı, bunun farkındayım. Değişik bir dönemden geçiyorum, bilmeyenleriniz için hamileyim. Biraz böyle dediğim gibi konuşmakta zorlandığım, nefes nefese kaldığım bir dönemde olduğum için videolara böyle biraz aralıklı devam ediyoruz. Ama bugün yeni ürünler deneyeceğiz birlikte. Birçoğu uygun fiyatlı olacak. Bir süredir radarımda olan, gözüme çarpan bazı ürünleri toparladım. Çok övülenler var aralarında falan. Güzel bir uygun fiyatlı makyaj videosu olsun istedim sizler için. Öncelikle cildimi nemlendirerek başlayacağım. Ben sabah dudaklarımı nemlendirdim. Böyle yoğun bir balm uyguladım. Çünkü son birkaç gündür dudaklarım çok fazla kuruyordu. Yüzümü nemlendireceğim. Yeni bir tane nemlendirici kullanıyorum. Ben cilt bakımında çok minimalleştim. Hem son dönemde kendi isteğimle hem hamilelik yüzünden böyle birçok ürünü kullanmayı bıraktım. Güzel bir rutin oluşturdum kendime. Daha nazik, mümkün olduğunca su bazlı şeyler kullanmaya çalışıyorum. Cildim çok karmaşık. Yani bazen çok kuru, bazen çok yağlı. Son birkaç gündür şuralarımda çok yağlanmadan dolayı sivilceler çıkmıştı. Onlar geçmeye başladı. Bazen çok kuru oluyor, çok gergin oluyor falan. Neyse, böyle çok nazik ürünlerle rutinime devam etmeye çalışıyorum. Kozmos Türkiye'den bir tane paket gelmişti. Face Republic diye bir markanın bir yüz temizleme jeli. O da çok güzel. Onu da size bir ara bahsedeceğim. Bir süre daha kullanmaya devam ediyorum. Bir de bu Sika Gel Moisturizer'ı. Bir süredir bunu da kullanıyorum. Aslında buna önce sırtımda başlamıştım. Benim sırtımda çok sivilce çıkar, böyle minik minik. Sırtımda başlamıştım. Sonra böyle işte yüzümde de akneler çıkarttığım için yüzümde de kullanmaya başladım. Yüzümde de kullanmayı çok sevdim arkadaşlar. Centella Asiatica, işte Medicasic Acid, Medicasoid gibi böyle hani düzenleyici, yenileyici şeyler var içerisinde. İçerik listesi çok güzel. Sabah da uyguladığım oluyor, gece de uyguladığım oluyor. Hem de makyajdan önce bunu uygulayacağım. Su gibi zaten. Aynı zamanda böyle bir çay ağacı kokusu da var. Ben bu tarz kokuları çok seviyorum. Bitkisel kokular bana hem temiz hem doğal hissettiriyor. İritasyona yatkın bir cildiniz varsa çok rahatlatır. Kuruysa nemlendirir. Nemlendirme özelliği güçlü. Şu anda rutinimde var. Severek kullanıyorum. Önce bir kaşlarımı sabitleyeceğim. Yeni bir ürün yok. Maybelline'in Superlock kaş sabitleyicisini kullanıyorum. Kaşlarım biraz uzadı. O yüzden böyle güçlü bir kaş sabitleyici kullanmak istedim. Kaşlarım çok inatçı olduğu için bunun fırçası aşırı yeterli olmuyor. Şöyle arayüz fırçası diş için. Arayüz fırçalarından yardım alıp şurayı kaldırdıktan sonra kendi fırçasıyla şekillendirmeye devam ediyorum. Böyle uzun uzun konuşmak çok zor geliyor. Hem ter basıyor hem işte kalbim çok çarpmaya başlıyor falan. O yüzden ara ara dinlenerek böyle devam ediyorum. Şimdi bir tane ürün var. SkinCentral markasının BB kremleri son dönemde özellikle TikTok'ta ve Instagram'da çok popüler oldu. Ben de bir süredir merak ediyordum. BB krem çok sevmediğim için erteliyordum almayı. %2 arbutin, C vitamini ve hyaluronik asit içeren bir BB kremmiş bu. Neden iki tane var diyecek olursanız, ikincisi 1 TL kampanyası vardı. Ben o zaman aldım. Bir açık rengini, bir koyu rengini aldım arkadaşlar. Sadece renklerine baktım. Açık renginin bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Aslında koyunun da ton olarak rengi güzel ama bir tık böyle bejimsi bir rengi var. Sadece bir kez rengine baktım. Bunu sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Yani açtım, evet. Normalde bu tarz ürünleri hani bu şekilde çekilişe koymam ama bu benim elimde kalacak. Hiç de kullanılmamış. Yani sıfır gibi bir ürün. Sadece işte ucundan şeyi çıktı. Şuradan ambalajı çıktı. Rengine baktım. İsteyenler katılsınlar. Benden hani bir fayda olsun diye bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece rengine baktım. Bir daha hiç kullanmadım. Ben light olan rengiyle bugün yoluma devam edeceğim. Yapısını da sizlere light'la göstermiş olacağım. Çok övülüyor. Son zamanlarda bayağı övülüyor. Şöyle bir ürün. Çok hafif akışkan, yoğun kıvamlı bir ürün. SPF'de 50 içeren, aynı zamanda güneş koruma özelliği de olan bir ürün. Şu şekilde bir noktalama yöntemiyle
yüzüme bir yayacağım. Videolardan gördüğüm kadarıyla kullanan herkes çok beğeniyor bu BB kremi. Öyle nemlendiriyor, böyle ışıltılı gösteriyor. BB kremlerin, yani başarılı BB kremlerin genel özelliği budur zaten. Hani böyle bir wow etkisi var mı? Onu şimdi göreceğiz arkadaşlar. Ben BB kremlerle çok anlaşamıyorum. CC'leri biraz daha fazla seviyorum. Ben de hafif böyle bir yağlanma yaratıyor. Böyle bir yayayım, sonra üstünden süngerle geçerim. Kokusu çok güzel. Nemlendirici bir krem gibi kokuyor. Süngerle devam etmeliyim diye hissediyorum. Şu şekilde süngerle oturtacağım. Bir yandan da müsaadenizle vantilatör açacağım. Evet. İnce yapılı bir BB krem. Oldukça ince uyguladım. Şimdi örtücülüğünü arttırabilir miyiz diye şu bölgede biraz bakacağım. Önce bir ince katman halinde yapısını görmek istedim. Ciltte böyle bir nemlendirici sürmüşsünüz etkisi bırakıyor ama klasik BB krem görünümü. Ben de böyle yağlı gözüküyor. Bazı ışıltılı fondötenleri ben de çok seviyorum. Böyle ıslak görünüm hoşuma gidiyor ama BB kremlerde bu yağlı etki oluyor. Yani ıslak değil de yağlı gibi gözüken o hali ben çok sevmiyorum açıkçası. Duruşu bu şekilde. Yakından da bir bakın. Örtücülüğü çok yüksek değil şu anki uygulama şekliyle. Birazcık arttıracağım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani ıslak ıslak değil de yağlı yağlı gösteriyor. O hissiyatı çok sevmiyorum. Bunu mesela CC kremlerde çok yaşamıyorum. İkinci katı uyguladığınızda biraz daha örtücülüğü artıyor. Güzel. Kapatıyor yani şuradaki lekeleri. Örttü gayet iyi. Mesela çok kuru ciltliyseniz seversiniz bu ürünü. Şöyle dudağımı bir temizleyeyim. Bu şekilde duruş arkadaşlar. Fena değil. Benim için yani benim zevklerime göre wow dediğim bir ürün değil. Ben çok BB krem sevmem. Ama duruşu bu şekilde. Eğer sizi tatmin ediyorsa güzel kampanyalar da oluyor. Hani böyle bir alana bir bedava gibi kampanyaları ya da işte ikinci ürün 1 TL gibi kampanyaları oluyor. Flash indirimleri olan bir marka diye biliyorum. Ben de böyle influencerlardan görüyorum. Çok hakim olduğum bir marka değildi açıkçası. Bir koyusu, bir açığı bir koyu rengi var. Bu dediğim gibi biraz da bej bir tondu. Göstermek isterdim ama hediye edeceğim kişiye haksızlık olmasın diye daha fazla kullanmak istemiyorum. Gerçekten böyle bir hani nohut tanesi kadar bile kullanmadım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. O kadar. Sadece rengine baktım. Eğer isteyenleriniz varsa yorumlara yazın. BB krem diye yazın. Hani normal yorumlarınız haricinde bu ürünü istiyorsanız BB krem kelimesini bir şekilde geçirin. O kişiler arasından bir kişiye hediye etmek istiyorum ben bu ürünü. Elimde de kalmasın. Sizlerden birine de faydam dokunsun. Uygun fiyatlı ürünler kullanıyorken en sevdiğim uygun fiyatlı concealer'la devam etmek istiyorum. Pastel'in Hydrating Concealer'ı bu. Hem işte bir nemlendirici göz çevresi kremi gibi hem de concealer görevi gören bir ürün. Bunu birçok insan sevmiyor anladığım kadarıyla. Benim gerçekten çok sevdiğim bir concealer. Günlük hayatta da hani elimde çok yüksek fiyatlı concealer'lar da var. Bu da var. Günlük hayatta elimin sık sık gittiği ürünlerden öyle söyleyebilirim. Ben 66 numarasını kullanıyorum. Göz çevremi hiç yorgun göstermiyor. Çok açık bir renk olmadığı için kendi cildim gibi gözüküyor. Rengi de itibariyle göz çevremde çok ürün varmış gibi hissettirmeyen bir ürün. Biraz yoğun yapılı ama bence kalın durmuyor mesela göz çevresinde. Göz çevrem çok çizgili olmasına rağmen bende çizgilenme yapmıyor göz altımda. Kaldı ki göz altıma pudra da uygulamıyorum öyle söyleyeyim. Yakından da göstereyim bakın. Çizgilenme yaratmayan bir concealer. Göz üzerimde yaratıyor. Çok böyle kat üstüne indiği için. Göz üzerime pudra sürüyorum ama göz altıma sürmüyor. Göz çevreme Huda'nın pudrasını uygulayacağım. Pembe pudrasını. Bunun da galiba ambalajı değişmiş. Türkiye'ye gelmedi sanırım ama. Evet bu şekilde göz üzerimi sabitledim. Şimdi beni rahatsız eden şu T bölgemi de bir pudralayacağım. Çenemin ortası. Alnımın ortası. Ve biraz da şuralara sürüyorum. Şöyle yakından da bir tekrar bakıyorum arkadaşlar. Ya ben yapı olarak aşırı beğenmedim. Kötü değil bakın. Hani kötülemiş gibi olmayayım ürünü. Kötü değil ama
Ben BB krem sevmediğim için mi bilmiyorum. Beni tatmin eden bir ürün değil açıkçası. Ben mesela bunu çok severek kullanmam. Şimdi iki tane yeni ürün keşfettim. Essence'in şöyle Baby Got isimli bir serisi çıkmış. Baby Got Bronzer ve Baby Got Blush olarak geçiyor. Bu bronz 10 numaralı Cinnamon Spice isimli rengi. Başka bir rengi var mıydı bilmiyorum. Sadece bu vardı standta. Milk'in ürünlerine benzeyen bir ambalajlaması var. Zaten son zamanlarda böyle stick formlu ürünler çok popüler oldu. Şöyle bir rengine bakalım. Bu arada sakız kokuyor. Böyle şekerli pis sakızlar vardır ya. Onlardan kokuyor. Şöyle bir tonu var. Renk tonu çok güzel. Bence isminin hakkını veren bir tonu var. Yapı olarak da yumuşak. Güzel hissettiren bir formu var. Şöyle yüzüme de direkt uygulayayım. Bir kontür gibi değil, tam bir bronzer gibi uygulamanız gereken bir renk. Dağılımı kolay ve çamurlaşmıyor. O açıdan güzel bir formülasyon olduğunu söyleyebilirim. Essence'in ürünleri fiyat performans ürünü oluyor genelde. Güzel oluyor. Fena olmuyorlar. Hani uygun fiyatlı ürünler arasında en güzel markalardan bir tanesi bence. Kalıcılığına bir bakmak lazım tabii ki. Ne kadar kalıcı olacaklar onu bir göreceğiz. Kokusu çok yoğun. Yani buram buram sakız kokuyor şu anda. Yeni makyaj çantası hazırlamak isteyen kişiler için güzel bir ürün olabilir. Bu arada 5,5 gramlık bir ürün. Şu kadar bir ürün. Aşırı kremsi olduğu için böyle çok uzun aylar boyunca kullanamazsınız. Çabuk bitecektir. Ama dediğim gibi fiyat performans ürünü, öyle değerlendirmek lazım. Gelelim Allah'a. Allık'ta da yoğun bir sakız kokusu var yine. Çok tatlı bir pembe. Bunun da adı Tickle Me Pink. Bu da 10 numara. Güzel tatlı bir pembe ama böyle pigmentasyonu benim ten rengime göre aşırı yüksek gözükmüyor. Yani benim ten rengimde biraz yok oluyor. Yüzümde de bir bakacağım şimdi. Evet, kendini aşırı göstermiyor. Çok gösteren bir ürün değil kendini. Şöyle yakından bir bakın. Bronzer'la mesela çok karıştı birbirine. Hiç ayrıksı durmuyor. Bu güzel bir şey de olabilir. Hani bu tarz görünümleri seviyorsanız ama allığı böyle biraz daha kendi başına da görmek isterdim. Biraz daha bölgesel uygulayayım. Renk tonu çok tatlı bu arada. Bakın hafif parçalanma da yaptı. Şurada bir açılma söz konusu oldu. Gözüküyor mu bilmiyorum. Alttan tenim gözüküyor gibi. Fondöten kullanmıyorsunuzdur. Sadece allık kullanıyorsunuzdur. O zaman yapısı daha güzel olabilir. Bu da 5,5 gramlık bir ürün. Bronzer'da olduğu gibi çok uzun aylar kullanamazsınız ama fiyat performans gibi düşünebilirsiniz şu şekilde. Bronzer mesela bir puan daha yukarıda benim için şu anda. Allık biraz yok oldu gibi oldu. Toz bir bronzerımı alıyorum. Bu uygun fiyatlı bir ürün değil. Hoola. Yıllardır elimde olan ürünüm. Şu fırçadan size bu arada bahsedeyim. Nashita markasının şu fırçasını çok seviyorum biliyorsunuz ki fondöten için. Professional serisinin 385 numarası. Bu Garden Secret koleksiyonu olarak da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynı koleksiyonun bir tane karıştırma fırçasını aldım. Professional series 391. Garden Secret. Çok beğendim arkadaşlar. Son zamanlarda sadece bunu kullanıyorum. Şöyle bir katlanma bölgesine boyut veriyorum. Biraz tok uçlu bir karıştırma fırçası. O açıdan benim çok hoşuma gitti. Kirpik diplerimi birazcık belirginleştireceğim. Sephora'nın 12 saat kalemlerinin 14 numarası Cocoa isimli rengiyle şöyle kirpik dibimi çok az belirginleştiriyorum. Kalem fırçamla biraz şöyle dağıtıyorum. Şimdi bir tane koleksiyon ürünü keşfettim. Son bir tane kalmıştı. Bunlar satışta mı bilmiyorum. Belki bazı mağazalarda vardır. Lighten sanıyorum yazın çıkan bir koleksiyonuymuş. Hiç ilgimi çekmemişti. I Glow You isimli şöyle bir highlighter'ını
fark ettim. Rengi çok hoşuma gitti elimde denediğim kadarıyla. İçinde böyle mor yansımalar olan değişik bir highlighter'dı. Şöyle bakın. Ve birazcık parçalı duruyor. Bunu göz kapaklarıma uygulamak istiyorum far olarak. Islak bir fırçayla uygulayacağım. Highlighter olarak bence başarılı bir ürün değil. Dediğim gibi çok parçalı bir ürün. Yüzde biraz parça parça duruyor. Ama böyle festival makyajı tarzı gibi şeylerle biraz daha parçalı görünümler yapılır ya hani. Onlar da güzel durabilir ama onun dışında highlighter olarak bence biraz performansı fena bir ürün. Şimdi ben fırçamı ıslattım. Islak fırçayla şöyle göz kapağıma. Ama renk tonu çok güzel. İçindeki o mor yansımalar çok güzel. Bakın böyle parçalı duruyor arkadaşlar. Highlighter olarak da böyle duracağı için benim tercih edeceğim bir form değil. Gözümün içine de kaçtı biraz. Çok parçalanıyor. Renk tonu güzelmiş ama bir maskara göstereceğim size. Bundan size bahsetmiştim ama kullanmadık birlikte. Performansı çok güzel bir maskara. Golden Rose'un oldukça uygun fiyatlı. Şu an tam fiyatını hatırlamıyorum. Bayağı oldu alalı. Pink Blaze isimli şöyle pembe bir maskarasını almıştım ben. Kıl taraklı bir maskara, renkli bir maskara, pembe bir maskara. Performansı birçok yüksek fiyatlı renkli maskara gibi çok güzel bir maskara. Yakın zamanda Maybelline'in pembe maskarasını denemiştik. Performans olarak çok benziyor. Kıl taraklı maskara sevenler için bu versiyonunu öneririm. Ondan ziyade bunu alın demiştim. Aynı Maybelline'de olduğu gibi tüm kirpiklerimi çok güzel bir şekilde kaplıyor arkadaşlar. Bakın. Performansı oldukça güzel. Ve dökülme de yapmadı. Gün içinde bende çok böyle kuruyup altlara dökülmedi. Aynı zamanda kirpikleri bence dolgunlaştırma etkisi de var ve çok başarılı. Bir şey deneyeceğim. NYX'in şu renkli paletinden pembe bir farı böyle alt kirpik dibime uygulayacağım. Alt kirpik dibime de bir maskarayı uygulamak istiyorum. Fırçası alt kirpik için çok uygun değil bu arada. Biraz fazla büyük. Ama kirpikleri o kadar güzel kaplıyor ki arkadaşlar. Ay çok tatlı bir rengi var. Çok tatlı. Yani bunu biraz daha böyle konsept makyajlar için falan kullanmak iyi olabilir. Çok günlükte hani alt kirpikte bu kadar pembe ne kadar tercih edilir. Ne kadar uygun bilmiyorum. Akar ve morarabilir göz çevresi bir de. Seviyorsanız böyle renkli makyajları arkadaşlar. Yani gerçekten bence birçok pahalı maskaraya göre performansı çok yüksek. Bu pembe görünümü biraz abartmak istiyorum. Emily'nin 214 numaralı dudak kalemiyle bir dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Bunun üzerinden Maybelline'in Lifter Gloss'unun Bubblegum rengini geçeceğim. Ve makyajımı yakından da gösteriyorum. Evet arkadaşlarım, bugün kullandığım ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ten ürünüyle ilgili benim yorumlarım, yani ben çok sevmedim. BB krem insanı değilim. Çok sevmem ama bir tık böyle abartıldığını düşünüyorum bu ürünün. Birçok BB krem performansını gösteren bir BB krem. Ama BB krem sevenler için bir tane hediyem olsun diye bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrar söylüyorum, bugün uyguladığım light rengiydi. Göndereceğim ürün medium rengi olacak. Sadece rengine bakmak için ikisinin de açtım. Bu bana uygun olduğu için bunu kullandım. Bunu sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Bence yağlı cilt tipine sahip kişiler katılmasınlar çekilişe, öyle söyleyebilirim. Essence'in ten ürünleri şu anda bile bayağı yok oldu diyebilirim. Performansları aşırı yüksek değiller. Bayağı bir uçtular. Çok az kaldılar şu an cildimde. Bronzer bile neredeyse yok oldu. Lighten bu ürünü hala satışta mı bilmiyorum ama çok sevmedim. Çok parçalanıyor. Bu kadar parçalı bir ten ürünü
bence yapay duracaktır. Ben bunu da önermem. Bugün kullandığım yeni ürünler arasında en çok tavsiye edeceğim ürün bu maskara olacak. Bence bugünkü makyajın yıldızı bu maskaraydı. Gerçekten görünümü çok güzel. Farklı renkleri de var. Zevkinize uygun olan bir taneyi seçebilirsiniz. Kıl taraklı maskara seviyorsanız. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.